Merhaba arkadaşlar. Bugün chezepte ömer DM'ne güvenilir mi? Linkleri güvenilir mi? Detaylı bir şekilde açıklayacağım. Kendimi sizlere açıklama gereği duydum. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Ben Türkiye'nin en büyük hile kanalıyım ve Türkiye'de oyun hile programlarını uygulamalarına crack hile ne bileyim hızlı bir şekilde indirme ucuz yöntemde indirmeyi almayı sizler için kolaylaştıracak bu tarz videolar içerikler üretmekteyim. Ben program uygulama hile gibi şeyler kodluyorum kodlayıcıyım. Biliyorsunuz ki bizim ülkede kodlayıcılarla ilgili bir destek bulunmamakta. Kodlayıcıları bırakın arkadaşlar, bir öğretmene dair bir destek bulunmamakta. Çünkü iş bulmanız imkansız. Bu da benim şu anki yaptığım şey iştir. Bu benim işimdir. Ve ben bir iş bulamadığım için kodlayıcı olarak maalesef ki bu tarz videolar çekerek kodlama yeteneğimi böyle sizlere gösteriyorum ve sizlere sunuyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizlere sunulan bedava hile linkleri güvenilirdir. Nasıl mı? Ben bu bedava hileleri sağda solda, orada burada forumda buldum bir şekilde sizlere sunuyorum. Bu bedava hileleri kendim kodlamıyorum ve yazmıyorum ve bana ait değil. Ve sizlere bunları sunarken öncelikle kendim deniyorum kendi bilgisayarımda. Sadece bir tane bilgisayarım yok, 4-5 tane bilgisayarım bulunmakta. İçerisinde bulunan herhangi bir virüs, Bitcoin, bit mining, casus yazalım gibi sizlere bunun sunumunu gerçekleştirmiyorum. Tam tersine bunları ben yiyorum, olan bana oluyor. Virüs total gibi değişik yöntemlerle programın içini taratıyorum. Herhangi bir virüs karşılığı görmedim takdirde sizlere sunumunu gerçekleştiriyorum. Şunun altını çiziyorum. Bu programlar, uygulamalar, hileler, kolay yöntemler 3. şahıs tarafından olduğu için yani üçüncü parti tarafından yazıldığı için Windows'da onaylanmadığı için virüs olarak algılanması normaldir. Herhangi bir kötü casus yazılım, herhangi bir kötü bir şey bulunmamaktadır sizlere sunduğum linklerde ve kendim de içerisinde herhangi bir bitcoin, bitmining, madencili koymamaktayım. Koymuyorum bilginiz olsun ve ben bunu yapmasını bilmiyorum. Bilsem de yapma. Ayrıca ben hile yaptığım için beni seven olabiliyor, sevmen olabiliyor. Yani bu iş böyledir. Herkes birbirini sevecek diye bir şey yok. Ama ben burada hile yaptığım için elbette hile olarak insanların gözünde pek hoş bir şey değil. Ama sevmeyenler için insanların gözünde ve yorumlarına bakıldığında dolandırıcı veya işte yalan, sahte, işe yaramayan linkler olarak geçiyor. Öncelikle ben bir dolandırıcı değilim. Hiçbir şekilde kimsenin hesabını çalmam, hiçbir şekilde kimsenin parasını almam, hesabına veya bilgisine zarar vermem. İkinci olarak da verdiğim linklerin hepsi çalışır. Ha, He, yapamayan olabilir. Örnek vereyim. Bir şey başarmaya çalışırsın ama başaramazsın. O suçu kendine aramazsın. O suçu e, o şeyi oluşturan kişi de bulmaya çalışırsın. Yani ben link veririm. O linki reklamları geçemezsin ve indiremezsin. İndiremediğin için de bu suçu kendinde değil ben de ararsın. Hileyi çalıştıramadığın için veya hile fixlendiği için zamanı geçtiği için çalıştıramazsın. Bu, bu, bu suçu ben de ararsın kendinde değil. Onun için bu suç Bende değildir tamamen kendindir ya hilenin uygulamanın programın süresi zamanı bitmiştir ya da reklamları geçmeyi bilmiyorsunuz ya da yanlış bir link indirmesindir. reklamlarda bulunan sahte eggslerden indirmesi ben bitcoin bitmining işlemi yapsaydım sizlere direkt indirme linkini verirdim e, reklamlı sitelere uğraşmaz bir kuruş kazanmak için elimden geleni yapmazdım reklamlı siteleri verdiğim için her bir tıklanmada bir kuruş kazanıyorum pek bir anlaşamlı bir kazanç sağlamıyorum Bitcoin, Bitmining, madencilik yapsaydım sizlere direkt indirme linkini verirdim. Zaten sizlerin de aklınızda olduğu için virüs totalda bunları kontrol edebilir bakabilirsiniz. Dediğim gibi virüs olarak algılanması normaldir. Çünkü 3. part 3. şahıs tarafından yazıldığı için bunlar orijinal bir uygulama programı olmadığı için virüs olarak algılanması normaldir. Linklerim her zaman güvenilirdir. Bunları size detaylı bir şekilde açıkladım. Kendi hakkımda olan bu kötü yazılan yorumlar dolandırıcıdır, işte sahtedir, yalandır, anlatılan şeyler sahtedir gibi konularda kendime açıklığa getirmeye çalıştım. Tabi bu sizin kendi seçiminiz. Hileyi seversin, destek versin veya vermezsin. Ama sizlerden ricam hileyi sevmiyorsanız izlemezsin veya beğenmezsin, herhangi bir şey yapmazsın. Ama yorum yaparken de insanlar çamur atmadan, insanların üzerine gitmeden, yalan yanlış cümleler kurmadan, hakaret etmeden yorumlayabilirsiniz. Ben yorumu açayım ama bir ama hileyi sevmeyip sevmediğin kişiye dolandırıcı, saatte yalan, çalışmıyor gibi cümleler kullanırsanız bu tamamen sizin yaptığınız ayıplıktır veya çamur atmaktan başka, iftira atmaktan başka hiçbir şey değil. Üçüncüsüne gelecek olursak kendi hilelerimizi kendimiz kodluyoruz. Bunu da satışını yapıyoruz. Kodladığımız hileler satış yapılır. Bütün oyunların hilelerin satışını yapıyoruz Instagram adreslerimizde ve bunun satışını yaparken de %100 güvenilir bir şekilde sizlere sunumunu gerçekleştiriyoruz. Bizim kendi şirketimiz var. Youtuber'ım 300 bin abonam var ve ben vergi veriyorum. Biliyorsunuz ki bizim ülkede oyun hile konusunda hiçbir şekilde yasak yoktur. Yasak değildir hiçbir şekilde. suçu yoktur. Bunu altını çiziyorum. Hile kullanmanın hiçbir şekilde suçu bulunmamaktadır. Başkalarının hesabını çalarsın, başkalarının hesabına saldırı yaparsın. Ne bileyim başkalarının banka hesaplarını kırarsın, başkalarının e, parasını dolandıracak şekilde hareketler yaparsan bu suçtur. Ama biz burada tamamen oyun hileleri sunduğumuz için, uygulama program hileleri sunduğumuz için bunların bizim ülkemizde yeri yoktur, bulunmamaktır. Bilginiz olsun. Burası Türkiye. yasaları ve maddeleri bakarsınız, anlarsınız. Bir tek madde var. Kötü casus yazılım gibi uygulamalar e, vermek, kurmak veya insanları kandırıp dolandırmak suçtur. Ben bunu yapmıyorum. Yapmadığım için de suçlu değilim. Beni 3-4 kere e, siber suçları çağrıldım. Tabi beni cimerden şikayet etmişler. Fakat bana her defasında şöyle şöyle bir video çekmişsin. İns şöyle şöyle olmuş, böyle böyle olmuş diye bana söylüyorlar. Evet diyorum ve ben youtuber'ım oyun hileleri, uygulamaları, programları kuruyorum ve bunları sunuyorum diyorum ve bana mahkemeden kağıt geliyor. kavuşturmaya yer olmadığını dair. Yani bizim ülkemizde bu suç değildir. He, neden beni çağırıyorlar? Çünkü ortada bir şey var. Herkesi takıyorlar. Herkesin dediğini uyguluyorlar. Beni çağırıyorlar. Herhangi bir kavuşturma yer olmadığına dair kağıt geliyor. Sonrasında ben de bu kağıtla birlikte Gidiyorum mahkeme yolunda beni şikayet eden kişinin her şeyi, her bilgisi çıkıyor kendisini gizlese dahi. Bilginiz olsun. Ben de o kişiyi şikayet ediyorum ve o kişiden maddi ve manevi tazminat davası açıyorum ve parayı bu şekilde kırıp ev aldım. <laughs> Bilginiz olsun. Evet ev aldım, ev satın aldım. Çünkü beni yalan ve beyanda e, ve mahkemeyi, polis idaresini devleti oyalamaktan, yalan söylemekten, beni sevmediği için yalan söylemekten 14-15 yaşındaki çocukların ailesinden veya 20-25 yaşındaki kişilerden para aldığımı söyleyebilirim. Çünkü neden? Birincisi şahsıma hakaret, iftira ve zaman kaybı devleti oyalamaktan 4 ee, suçlamalardan o kişiye karşı dava ve mahkeme açabiliyoruz. Böyle bir olayımız var. Yani bana Yaptığınız bu suçlamalardan dolayı bana inanın hiçbir şey olmuyor. Çünkü ülkemizde böyle bir e, kural bulunmamaktadır. Zaten her seferinde de kavuşturma yer olmadığında dair kağıt alıyorum. O önemli değil. Dediğim gibi linklerimiz tamamen güvenilirdir. Biz tamamen... Dediğim gibi linklerimiz tamamen güvenilirdir. Biz tamamen güveniliriz. Başkalarının 2-3-5 kişinin dediklerine bakmayın. Bunu kendiniz karar verin diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. için teşekkürler. İyi günler. Beni babanı unutmayın. Alamit hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.